Galaksinin Sesi'nin yeni bir yayınına daha hoş geldiniz. Yanımda çoğu zaman olduğu gibi arkadaşım Ateş var. Ateş, nasılsın? İyi Niko, senden ne haber? İdare ediyorum. İyi. Sıkıntı yok gibi görünüyor. Açılışta böyle bir farklı gördüm seni ama. Hangi açılışta? Hangi farklı? Az önceki. Çaktırmıyor muyuz? Hala mı sürprizler? Tamam. Ben bir şey hatırlamıyorum. Evet. Gündem biraz şey oldu. Yani birkaç haber var. Bazı üzücü haberler var. Bazı sevindirici haberler var. Biriktiği için de yavaş yavaş bazı şeyleri sizinle paylaşmak istedik. İstiyorsan Ateş, yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım Niko. İlk haberimiz, aslına bakarsan son gündem bölümünde, daha doğrusu benim olmadığım son gündem bölümünde, tam sizin de kayıt aldığınız günün akşamında ortaya çıkan bir gelişme. Üzücü bir gelişme ne yazık ki. Mandalorian dizisinde Griff Karga olarak tanıdığımız aktör Carl Weathers'ı 76 yaşında kaybettik ne yazık ki. Carl Weathers'ı tabii birçok kişi aslında Rocky serisindeki Apollo Creed karakteriyle tanıyor. Bunun yanı sıra yine Predator serisinden tanıyan sinema severler de var ama biz Star Wars hayranları için kendisinin ikonik rolü Mandalorian'daki Griff Karga oldu. Carl Weathers oyuncu kişiliğinin yanı sıra aynı zamanda yönetmenlik yeteneklerine sahip de birisiydi. Bunu belki çok kişi yakalayamamış olabilir ama Mandalorian'ın yanlış bilmiyorsam en az iki bölümünü kendisi yönetti. Ölüm sebebi hakkında bir detay ben yakalayamadım. Niko, sen gördün mü bilmiyorum ama. Ben biraz araştırdım. Yani Google amcaya göre kardiyovasküler bir sıkıntısı zaten varmış uzun yıllar devam eden. Onun neticesinde zaten devam eden bu sıkıntı hayatına mal olmuş gibi görünüyor. Aslında şey düşünüyorsun değil mi? Yani sportif biri, muhtemelen de hayatında spor her zaman vardı. Zaten oyuncu kariyerine başlamadan önce Amerikan Futbol Ligi'nde oyuncuymuş. Evet, evet. Nurlar içinde yatsın. Evet. Özleyeceğiz. Bence çünkü rolüne çok güzel oturmuştu. İşini seviyor gibi de gözüküyordu. Hani Celebration'larda gördüğümüz kadarıyla. Evet, evet, evet. Kesinlikle işini de seviyordu. Çünkü aslında bir geri dönüş oldu belki de Mandalorian dizisi. Onun kariyer anlamında bir geri dönüş olmuştur diye düşünüyorum. Doğru. Yani aktörlük kariyerinde bir yükselme noktasıydı Mandalorian dizisi. Evet. Bir başka oyuncudan devam edelim. Biraz daha atmosferi değiştirelim. Sıkıcı havadan biraz daha magazin havasına girelim. Gina Carano, Cara Dune. Hatırlarsanız 2021 serisinde böyle paylaşımları, sosyal paylaşımları nedeniyle bir şekilde Disney ailesiyle, Lucasfilm ailesiyle ilişkisi kesilmişti. Aslında kovulmuştunun böyle daha böyle nazik hali bu. O zaman da fikrim şuydu, ben zaten söylemiştim. Disney gibi, Lucasfilm gibi büyük bir markanın içerisindeki bir aktör olduğun zaman söylediğin, nasıl söylediğin, nerede söylediğin artık çok önemli. Çünkü sadece kendi fikirlerini değil, aynı zamanda bir markayı da temsil etmeye başlıyorsun. Doğru veya yanlış, haklı veya haksız olabilirsin ama bu tarzlar, genelde bu tip büyük kişiler, bu tip markaları temsil eden kişiler her zaman arkada bir PR ajansıyla danışarak işler yaparlar. Cara biraz daha amatör davranmış. Burada şu anda söyledikleri doğru veya yanlış tartışmasına girmiyorum. Ama 2021'de yaşanan bu olay şu anda Gina Carano'nun dava açmasıyla sonuçlandı. Lucasfilm'e dava açıyor. Tazminat veya işte haklarını geri almak için. İşin enteresan tarafı da şu, davayı fonlayan Elon Musk. Yani dava masraflarını Elon Musk fonluyor. Önce bir merak ettim, niye böyle bir şey yapıyor Elon Musk? Hani çünkü Disney'i alıyor mu almıyor mu gibi bir takım söylentiler de vardı onunla ilgili bir şey mi diye. Galiba Elon Musk bir ara şey dedi, X veya Twitter platformunda yapılan yorumlar neticesinde işini kaybetme sonucuna varmış kişilerin dava veya işte ne bileyim hukuk masraflarını karşılayacağım diye bir şey demiş.
Hangi birine yetişir bilmiyorum. Onun üzerine bu masrafları karşılama yoluna gitmiş. Şu anda bir hukuk savaşı başlıyor. Gina Carano ile Lucasfilm arasında. Şimdi burada aramızda olmayan Oğuzhan'ın bir kulaklarını da çınlatmış olalım. Onun profesyonel gözle yorumu ne olurdu? Ben aslında merak ediyordum bugünkü yayına katılamadığı. Onun görüşlerini almak istiyordum aslında. Bir sonraki gündem de diyelim. Hani bir hukukçu bakış açısıyla. Fikri takip yapalım. Benim merak ettiğim niye o kadar zaman sonra? Niye o anda değildi? Evet. Biri aklına mı geldi, girdi Gina Carano'nun? Yani bilmiyorum. Neyse, bu arada o haberin devamındaydı galiba. Ya Gina Carano ya Elon Musk benzer durumda olan kişileri de şey yapmış. Hani Lucasfilm ve Disney'in bu aksiyonundan etkilenmiş benzer durumda olan kişilere de bir çağrı yapmışlar diye okudum. Ya bu şey gibi oluyor. Bilmiyorum, yine Oğuzhan burada yok. Onun adına konuşuyoruz. Eğer Gina Carano lehine bir sonuç çıkarsa bu emsal karar olup diğerlerini de etkiler şeklinde mi acaba, bilmiyorum. Olabilir. Olabilir. Şimdi sıradaki habere geçmeden şuradan bir yudum alayım. Güzel kupa. Desenini çok sevdim. Evet. Enteresan. Canlı renkler. Hoş. Sıradaki haberimiz yine Disney Plus dizileriyle alakalı. Şimdi bu sene beklediğimiz en az iki tane live action Star Wars dizisi var. Bunlardan bir tanesi The Acolyte. Acolyte dizisinin bir fragmanı geçtiğimiz Celebration'da oradaki katılımcılara gösterilmişti. Biz yani evden izleyenler olarak görememiştik bunu. Şimdi böyle bir fragman beklentisi varken Collider dergisinin yayınladığı bir habere göre dizinin yayınlanma aralığı bu yazı 2024 yazını işaret ediyor. Hatta Haziran ayında yayınlanacağı söyleniyor. Aslına bakarsanız haber bu kadar. Yani bu sene içerisinde yani kısa birkaç aya kadar Acolyte dizisini izleyebiliriz gibi gözükmekte. Evet, yani bence heyecan verici bir haber. Çünkü galiba Phantom Menace'ın 100 sene öncesi pek dokunulmamış bir dönem. Biraz gerilim, biraz polisiye gibi bir konu da olacak gibi görünüyor. Yani Star Wars evreninde görmeye alışık olmadığımız temalar işlenecek gibi düşünüyorum. Ama bir ön çalışma yapmak gerekecek gibi de gözüküyor Nico. Çünkü Phantom Menace'ın 100 sene öncesi dediğimiz dönem aslında birkaç sene önce hayatımıza giren fakat bizim Türk takipçiler olarak çok da genel anlamda hakim olmadığımız The High Republic, Yüksek Cumhuriyet dönemine dokunuyor ucundan. Ya işte bu sevmediğim bir şey. Yani bir entry barrier diyorlar ya, yani ben oradaki onu anlamak için önünden 3 kitap okumam gerekiyorsa, 4 çizgi roman bitirmem gerekiyorsa bu yani. Ama biz Galaksinin Sesi olarak gerekli çalışmaları yapar. Böyle hap bilgi yaparsız olarak hazırlarız. Öncesinden aydınlatırız. Ateş, bir zahmet ya. Bir el atarsan şu konuya. Ben de. Evet, bir diğer dizi Andor dizisi. Andor'un ikinci sezonu. Andor'un ikinci sezonu aslında 2024'te gelecekti. Fakat Tony Gilroy, yapımcı Tony Gilroy biliyorsunuz bir grev oldu ve o grev nedeniyle aslında 2023 Temmuz içerisinde çekimleri durdurdu. Çok az bir şey kalmıştı. Yani birkaç haftalık bir şey kalmış olmasına rağmen principal photography dedikleri şeyden devam etmedi. Şimdi grev sonuçlandı ve Diego Luna'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımının neticesinde principal çekimlerin, yani fotoğraf video çekimlerin yani tamamlandığının bilgisini aldık. Yeni bitti. Post production vesaire derken aslında bu dizi muhtemelen 2025 içerisinde seyircilerle buluşuyor olacak. Bir şey soracağım Nico, sen Andor'un ilk sezonu hakkında ne düşünüyordun? Yani biraz karışık, karmaşık. Bir yavaş gidiyordu, bir hızlı gidiyordu, bir Rogue One havasını yakalayayım diye bana çok ağır geldi, bana çok yavaş geldi. Yani 3 bölümde bitirecekleri şeyi o kadar uzattılar. Biraz daha hızlı gitseydi daha iyi olurdu. Oyunculuk çok iyi. Bak, oyunculuk gerçekten çok iyi ama şey dizisi gibiydi ya. Hani bazı diziler vardı ya, bir cümle söylenir, 2 dakika durulur, kadraj değişir, 2 dakika durulur, bir daha kadraj değişir falan. Öyle gidiyordu bazı durum. Evet,
O öyle gidiyordu bazı şeyler, o biraz yordu. Biraz daha hızlı gitse iyi olurdu ama şey diye düşündük hep, hani karakterleri inşa ediyorlar, karakterleri tanımamızı sağlıyorlar. İkinci sezon daha iyi gidecek diye bir ümit, bir beklenti içerisindeyiz diye ben de aynı beklenti içerisindeyim. Sen ne düşünüyorsun? Bunu şundan dolayı sordum. Biz birkaç gün önce evde Andor'u ikinci kez izlemeye başladık. Hani en baştan bir daha bir izleyelim bakalım. Ve bu sefer Türkçe dublaj izledik. Hani Türkçe dublaj kalitesinde bakmak için. Ve ilginçtir. Normalde ilk izlediğimde ilk 3 bölüm ağır gelmiş olsa da bu izleyişte oldukça akıcı geldi. Hatta bu, sonraki bölümler daha da akıcı geldi. Bu ana dil yüzünden mi yoksa zaten konuyu biliyorsun, nereye gideceğini biliyorsun, artık sabırsızlanmıyorsun diye mi? Ana dille alakası yok aslında. Çünkü ana dilde şöyle bir problem var. Bazı böyle easter egg diyebileceğimiz bir takım Star Wars'la alakalı detayları altyazıda daha iyi yakalayabiliyorsun. Yani yazılı gördüğün için. Çünkü Türkçe dublajda o telaffuz bazen doğru yapılamayabiliyor. Kaçırabiliyorsun. Hani ne dedi falan gibi. Onunla alakalı değil aslında o yüzden. Şeyi ayrı tutuyorum. Dublaj kalitesini ayrı tutuyorum. Seslendirmeler güzel olmuş. Hani orijinaldeki seslere yakın sesler kullanılmış gerçekten. Bu akıcılık bilmiyorum. Belki de senin söylediğin gibi konuyu zaten biliyorum diye olabilir. Ama şey de yani böyle bir durağanlık yaşamadan zannederim 5. bölüme kadar geldik. İlginç, deneyeceğim. Ben de çünkü dizileri Türkçe dublajlarını izlemeyi seviyorum. Orijinal hallerini izledikten sonra. Andor için yapmamıştım, deneyeceğim. Andor dizisinden devam ediyoruz. Andor dizisinin ikinci sezonu Rogue One'a yakın bir döneme tekabül ediyor. Andy Serkis'in canlandığı karakter bu ikinci sezonda da oynayacağını biliyoruz. Bu resmi bir duyuru ama Director Krennic, Ben Mendelsohn'a bir teklif gitmemiş. En azından kendisinin verdiği bir röportajda bunu öğreniyoruz. Rogue One'a bu kadar yakın bir dönemde Director Krennic'in olmaması ne anlama geliyor? Bizi yiyor mu? Ya da ona davet gidecek mi? Ya da üçüncü sezonda mı geliyor? Gibi sorular kafamda dönüyor. Ben yani üçüncü sezon geleceğini zannetmiyorum. Çünkü en başından beri hep şey konuşuluyor. Hani biz 3 sezon düşünmüştük ama kısalttık, sonradan 2 sezona indirdik. İkinci sezon son sezon olacak şeklinde konuşmalar çok uzun zamandır beri var. Ama bu aktörlerin ben aslında yokum deyip de ondan sonra aslında varmışım şeklinde ortaya çıkışları çok aşina olduğumuz şeyler. Bizden vardır diye de düşünüyorum. Çünkü bak mesela ilk izleyişimde unutmuştum. İkinci izleyişte şeyi hatırladım. Andor'un o İmparatorluk Güvenlik Bürosu sahnelerinde bir şey lafı geçiyor. Scarif'e nakliyeler arttı şeklinde bir diyalog var. Hani bir Rogue One göndermesi var orada. Hani o bağlamda Krennic'in ortaya çıkması abes olmazdı. Şimdi sıradaki haberimiz bir spekülasyon haberi. Biraz da bu bölümün kapak görselinden size tabiri caizse kanca attığımız bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Samuel Jackson'ı Star Wars evreninde Mace Windu karakteri olarak tanıyoruz ve Mace Windu karakteri bölüm 3 Sith'in İntikamı filminde Palpatine'le ve daha sonrasında Anakin'le yüzleşirken ciddi bir yara alarak pencereden aşağı uçtu ve kendisinin son görüşümüz bu oldu. Muhtemelen uzun... öldü diyoruz ama yani. Evet, neyse. Yani çok uzun yıllardır öldü mü, ölmedi mi? Hani o düşüşten kurtulabilir miydi? Bir yere mi tutundu? İşte gemiye mi atladı falan gibi hayranlar arasında yıllardır devam eden fikir çatışmalarının odağında bir konuydu bu aslında. Empire dergisi Nisan ayında özel bir Star Wars sayısı yayınlayacak ki bu Star Wars sayısı da öncül üçlemenin 25. yıl dönümüne özel bir sayı olacak. Bununla bağlantılı olarak da tabii öncül üçlemede yer alan aktörlerle bazı söyleşiler, bazı röportajlar yapılmış. Bu kişilerden bir tanesi de Mace Windu'yu canlandıran Samuel Jackson. Kendisine sorulan sorulardan bir tanesinde bizim yani hayranların hep sorduğu soru. Sence Mace Windu öldü mü?
Samuel Jackson bunu yani kendi çapında bence ölmedi şeklinde cevaplamış. Devam eden soru biraz yönlendirmeli bir soru bence. Açık konuşmak gerekirse. Devam eden soruda da şu sorulmuş. Peki eğer ölmediyse Mace Windu'yu bir Disney Plus dizisi olarak görsek nasıl olur denmiş. Tabii Samuel Jackson da buna çok süper olur diye atlamış. Ya aslında benim hafızam beni yanıltmıyorsa zaman zaman Samuel Jackson'la yapılan röportajlarda hep sorulan Samuel Jackson'ın da her zaman aynı cevabı verdiği bir soru bu. Döner mi, dönmez mi onu bilmiyoruz. Hani Obi-Wan Kenobi için hep böyle bir şey vardı. Hayran tarafından bir baskı vardı. Obi-Wan'ı tekrar görelim. Hani filmi olsun, dizisi olsun falan şeklinde. Ona kulak verilmişti. Şimdi benzer bir çağrı Mace Windu için var gibi gözüküyor. Ne olacağını zaman gösterecek. Ya ben olmasını isterim. Yani mor ışın kılıçlı Jedi geri dönsün. Evet, dediğin gibi Empire Magazine'in aslında Lucasfilm'le tam olarak ilişkisi nedir bilmiyorum ama bazı önemli duyuruları Empire Magazine kendisi bizzat yapıyor. Dediğin gibi öncül üçlemenin 25. yılının içerisindeyiz ve Phantom Menace, Gizli Tehlike sinemalara en azından yurt dışında geliyor 3 Mayıs'ta ve bununla ilgili bir poster de yayınlandı ve bu posteri direkt Empire dergisi kapağında kullandı. Yani Star Wars tekrar beyaz perdeye geliyor diyebiliriz. Yine yeniden diyelim. Yeni nesiller için. Yeni nesiller için. Ben gelse Türkiye'ye izlerim. Gelir mi bilmiyorum. Ama gelse iyi olur. Bir etkinlik de yaparız. Özlediğimiz sinema etkinliğinin ortamı yaratılmış olur. Çok fazla detay vermeyeceğim ama bunu Star Wars hayranları, Türk Star Wars hayranları ilk bizden duysunlar isterim. Türkiye'de de bu filmin gösterilmesi yönünde bazı özel çabalar var. Doğrudan Disney bağlantılı. Yani zamanlaması Mayıs'ı tutar mı yoksa sonraki aylarda mı olur bilmiyorum. Ama hani hazır olun derim. İyi haber. Evet. Şimdi sıradaki haberimiz yine bir etkinlik bağlantılı diyebiliriz. 4 Mayıs Star Wars günü bütün Star Wars hayranlarınca bilinen özel bir gün. Yani Star Wars'u kutlama günü olarak anabiliriz. 4 Mayıs bu sene cumartesi gününe denk geliyor ve çok da özlemini duyduğumuz bir biçimde böyle büyük, güzel bir etkinlik bu tarihe eklenmiş durumda. O etkinlik de şu: Star Wars A New Hope. Yani yeni bir umut odaklı bir canlı film müzikleri konseri gerçekleştirilecek İstanbul'da. Yani canlı orkestra filmin müziklerini bir yandan çalarken bir yandan da büyük perdede filmin gösterimi olacak. Yani orkestra senkronize bir biçimde perdedeki filme canlı olarak müzik yapacak diyebiliriz. Şimdi bu konserin biletleri 2 Şubat günü satışa çıktı ve neredeyse aynı gün tükendi. Hani böylesi yoğun bir talep olunca ilave bir seans koyma ihtiyacı duyduklarını düşünüyorum. Yine aynı gün yani 4 Mayıs gününe saat 4 seansına, öğlen 4 için yeni bir seans oluşturdular. Fakat biletleri henüz satışa çıkmadı. Eğer gitmeyi düşünürseniz takipte olmanızda fayda var. Bilet fiyatlarına da kısaca değinmek gerekirse en ucuzu yanlış görmediysem 600 TL'den başlıyor, 1800 TL'ye kadar kademeler çıkıyor. Bu etkinlikle alakalı olarak da biz de organizatörlerle temas halindeyiz. Bizim etkileşimimiz ne aşamada olur? Şu an onu kesinleştirmiş değiliz ama kesinleştiğinde buradan ve birçok mecradan sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın, sosyal medyayı takip edin, YouTube kanalına abone olun, podcast'ten bizi izlemeye devam edin. Ha, bir de WhatsApp grubu var. Bir de WhatsApp kanalı var, evet. Kanala da lütfen kayıt olun. Evet, Lucasfilm'e 2 tane Grammy ödülü geldi. Geçen haftalar içerisinde Grammy ödül töreni yapıldı. Ateş, ben ödül töreni canlı izledim. Şey gibiydi, nasıl desem... Kaç ödül verildi? 100 küsür tane dalda ödül verildi. Kim aldı? Ne zaman aldı? Nasıl gitti? Böyle gir çık gir çık gir çık şeklinde makine gibi ödül veriyorlardı. Evet.
Ama iki tane ödül dikkat çekti. Bir tanesi Jedi Survivor. En iyi interaktif ve video oyun bölümünde soundtrack ödülü aldı. Diğeri de büyük usta John Williams, Maestro. Indiana Jones'un son bölümünde Helena's Theme adlı parçayla yine ödül aldı. Nereye sığdırıyor bu adam bu ödülleri, Oscar'larını, Grammy'lerini bilmiyorum. Benim koleksiyondan büyük bir Oscar ve Grammy ödül koleksiyonu kesin vardır. Yani maşallah 90 küsur yaşında ödülleri toplamaya devam ediyor. Evet, yani ne diyeyim. Şimdi geldik koleksiyon dünyasından haberlere. Yine alışılageldiği üzere Hasbro ile başlıyoruz. Fakat seni bu sefer üzmeyeceğim Niko. Çünkü paylaşacağımız sadece bir tane haber var. Hasbro'dan yeni çıkan ürün duyurusu. Bu bir araç. Vintage Collection yani 3.75 boyundaki figürlerin sığabileceği boyutta bir araç. Ahsoka dizisinde hafızam beni yanıltmıyorsa çok kısa bir süre için gördüğümüz E-Wing adlı araç. Yanında KE-4N4 adlı droid figürü ve bir de Ahsoka figürüyle. Ahsoka gelmiyor galiba, geliyor mu? Ahsoka yok mu? Yok, bildiğim kadarıyla Ahsoka yok. Emin olamadım. Ahsoka herhalde galiba şey için yanına koydular ama Ahsoka figürü yok, sadece droid geliyor. Evet, bu droid ile ilgili de böyle bir kelime oyunu yapmışlar galiba. Hani Kenner markasına evet, bir gönderme var gibi. Araç $100'luk bir fiyat etiketine sahip. Şu an ön siparişte. Aralık 2024'te de sevkiyatlarına başlanacak gibi gözüküyor. Ya Ateş, bu ara çok şeye benziyor. Battlestar Galactica uzmanı değilim ama oradaki Viper'lar mıydı? Onlara çok benziyor. Ya da burnu kesik olduğu için ben öyle algılıyorum, bilemedim. Bunun tasarımı çok benziyor ama galiba bu araç daha önce, bu aracın orijini daha önceki bir nereden geliyordu emin değilim. Bunu konuşmuştuk sanki diye hatırlıyorum. Genişletilmiş evrende de, yani Disney öncesi genişletilmiş evrende de E-Wing'ler vardı. E-Wing'ler vardı, doğru. Oraya dayanıyor olabilir. Ben de şu an hafızamda çok canlandıramadım o dönemki araçların görüntüsünü ama onlara benziyor olabilir. Evet. Şimdi Gentle Giant yok. Onu söyleyeyim. Bugünden de Gentle Giant yok ama Hot Toys'tan iki tane bence iyi ürün var. Yani Hot Toys'tan iyi olmayan ürün pek çıkmıyor. Bir tanesi Return of the Jedi bölüm 6 Han Solo. Çok böyle ekstra deluxe ekmek falan şeyleri yok ama Han Solo'nun öyle yüz ifadesini çok iyi vermişler. Bir de ayrı ayrı oynayabilen göz özelliği olduğu için o, yani biraz snob bakışları falan, onları çok güzel verebiliyorsunuz. Çok fazla el kombinasyonu var. Endor'daki haliyle o Endor'un parkasıyla beraber geliyor. Oldukça güzel bir figür. 2025'in bir ilk yarısında muhtemelen teslim edilmeye başlanacak ve fiyatı $300 civarında. Ben şey bilmiyordum, detayları, yani çok fazla Hot Toys takip ettiğim için bilmiyordum. Yüz detayları ve yüz, bu Hot Toys'ların yüzleri elde boyanıyormuş. Her biri elde boyanıyor. Muhtemelen kalitesinin de sebebi bu. Onlar tamamen baskı, kalıp vesaire değil. Yani tamam, okey, kafa kalıptan çıkıyor ama boyama, renkler vesaire tamamen elde boyanıyormuş. Bir diğeri de bölüm 2 Attack of the Clones'tan Padme. O Padme'nin beyaz kostümlü hali diyelim. Fiyatı $290. Şubat veya Haziran 2024 yani arasında teslim edilecek. Çok uzak bir gelecekte değil, sipariş edilebilir. Ateş, sen bu iki ürün hakkında ne düşünüyorsun? Padme biraz Gupse Özay'a benzemiş sanki. Biraz olmamış sanki, değil mi? Ey. Ya şey, bazı hani, yerlerden, bazı açılardan bakınca fena değil. Ya aslında o, benzer durum Han Solo'da da var sanki. Böyle bir şey, biraz donuk gibi. Her ikisinde de bir donukluk var gibi. Abi Harrison Ford'un normal hali de zaten biraz donuk. Adamın yüzünün yarısı gülerken yüzünün yarısı ağlayabiliyor yani. O adam şey değil, kriter değil. Onu geç. Ama Natalie Portman kriter. Dur. Bitirmeden bir şey daha göstereceğim. Dın 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 dın. Oo, o ne? Bunu şeyde paylaştık.
Instagram hesabımızı takip edenler görmüşlerdir. Hatta şurama da taktım. Galaksinin Sesi logolu pinlerimiz. Şeyimiz var. Kupamız da var. Efendim sende de tişört daha yok. Evet şu anda yok ama evet tişörtümüz de var. Yakında dükkanı açıyoruz. Dükkan açmadık mıyız bilmem ama eğer bizi, ben şey çok hoşuma gidiyor. Yolda bizi görüyorlar ya. Bazen durduruyor takipçiler. Ayaküstü bir muhabbet ediyoruz. Bunu yapın. Yaparsanız eğer üzerimizde, yanımızda bir rozet varsa da seve seve de veririz. Onun için bizi yolda görürsünüz, bir etkinlikte görürseniz hiç çekinmeyin. Bitmediyse, üzerimizde varsa veririz. Üzerimizde hiçbir şey yoksa da muhabbet ederiz. Görüşlerinizi canlı olarak almak da bizi mutlu eder. Kesinlikle katılıyorum. Dedikten sonra böylelikle zannediyorum bu gündem bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer izlediğiniz yayın hoşunuza gittiyse lütfen beğenine basmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı da sorabilirsiniz. Hepsini memnuniyetle cevaplamaya gayret ediyoruz. Niko'nun başta söylediği gibi çeşitli podcast platformlarında varız. Spotify, iTunes, Google Podcast gibi. Aynı zamanda haberleri çıkar çıkmaz yakalamak isterseniz bir WhatsApp kanalımız var. Oraya da kaydolabilirsiniz. Bağlantıları aşağıda bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Başka söylemek istediğimiz bir şey var mıydı? Aha, yakınlarda bazı kutu açılışlarımız olacak gibi gözükmekte. Evet. Hatta bir tanesi kutu açılışı değil de daha kapsamlı bir şey olacak gibi artık. Büyük galiba. Kutu diyelim ya. Büyük kutu. Büyük bir kutu. Çok büyük. Ama gizemli kutu değil. Gizemli kutu değil. Hiç gizemi yok. Ama büyük. Tamam. Yani zaten anlayan anlamıştır. Şu ana kadar böyle bu kadar tease verdikten sonra videolardır diye düşünüyorum. Bu yeni videolarda da görüşmek dileğiyle. Kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun.